Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde 3. infial veznenin ya da konusunun 3. alıştırmasıyla dersimize devam ediyoruz. 3. alıştırmaya baktığımızda bizden ilgili fiillerin arkadaşlar emri hazır ve nehi hazır çekimlerini yapmamız istenmiş. Biz de ilgili fiillerin emri hazırını yapacağız. Emri hazırını yaparken infail vezninde geleceğini söyleyelim. Nehi hazır da arkadaşlar muhatap muhataba sigasının başına bir nehi lası getirmek suretiyle biz nehi hazır yapacağız. Nehi lası getirdiğimizde de fiilimizi nehi lası cezmedecek. Onu da ifade edelim. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Bakın inkeşefe ortaya çıktı demiştik. Açıldı, ortaya çıktı, belirdi gibi anlamları var. Burada incela fiiliyle arkadaşlar burada inkeşefenin aynı anlama geldiğini söyleyebiliyoruz. İnkeşif ortaya çık diyelim arkadaşlar ya da ortaya çıksın diyelim. Pardon, ortaya çık. İnkeşifa ikiniz ortaya çıkınız. İnkeşifu sizler ortaya çıkınız. İnkeşifi sen ortaya çık. Burası müennestir. Çekim olarak konuşalım. İnkeşifa ikiniz ortaya çıkınız. İnkeşif ne? Sizler ortaya çıkınız anlamındadır. Sen, ikiniz ve sizler anlamına gelir. Bir daha ifade edelim. Bu kısım müennestir, muhatap. Bu kısım müzekkerdir, muhataba. Şey düzeltiyorum. Muhatap müzekker, muhataba müennes olarak tekrar ifade edelim. Emri hazırımız bu şekildeydi. Arkadaşlar nehi hazırımız da şu şekildedir. Laten keşif, sen ortaya çıkma. Laten keşifa, ikiniz ortaya çıkmayınız. Laten keşifu, siz erkekler ortaya çıkmayınız demektir. Laten keşifi, sen ortaya çıkma. Laten keşifa, siz ikiniz ortaya çıkmayınız. Müennestir burası arkadaşlar. Laten keşif ne? Sen bayan ortaya çık, siz bayanlar ortaya çıkmayınız demektir. Bakın fiilimizi buradaki nehi lası arkadaşlar cezmetti. Ona uygun okuduk. Burada cezm alameti olarak tenkeşifada, her iki tenkeşifada da nunlar düştü. Burada ise arkadaşlar entüme denk gelen çekimde de yine nun düştü diyelim. Burada müzekkerde ise, müfrette ise muhatabanın yine nun düştü. Burada nun düştüğünü söylemiştik cezm alameti olarak. Burada da arkadaşlar herhangi bir şey olmadı. Müzari fiilin bu kısmı zaten mebnidir. Onu ifade edelim. Burası da mahallen mecuzum oldu. Onu da ifade etmiş olalım. Geliyoruz diğer bir fiilimiz ingalebe devrildi demekti arkadaşlar. Ters döndü gibi anlamlara geliyordu ingalebe. Şimdi ingalip sen devril diyelim arkadaşlar buraya. İngaliba ikiniz devriliniz, ingalibu sizler devriliniz anlamındadır. Belki anlam Türkçe bakış açısıyla bize uygun olmayabilir. Meçhul bir fiil düzeltiyorum. Meçhul anlam mazi bir fiil olarak da düşünürsek. Ama Arapçada bir şeydir. Bu da bir kuraldır arkadaşlar. Fiillerin bu şekilde çekimleri söz konusudur. Her çekimi, fiilin her kullanımını her zaman görür müyüz? Hayır, göremeyiz, görmeyiz. Ama göreceğimiz durumlarda, metinlerde olabilir. Onu da ifade edelim. Evet, ingalip dedik. İngalibi sen bayan efendim devril diyelim. İngaliba ki bayan siz devrildiniz. İngalip ne? Siz bayanlar devriliniz diyebiliriz arkadaşlar. Evet, laten galip sen devrilme. Burası da artık nehi hazırdır. Laten galiba ikiniz devrilmeyiniz. Laten galibu efendim sizler devrilmeyiniz. Laten galibi sen bayan devrilme. Laten galiba siz iki bayan devrilmeyiniz. Laten galip ne siz bayanlar devrilmeyiniz anlamındadır. Gördüğünüz gibi. Diğer fiilimize bakıyoruz. İnzamme katıldı anlamına gelmekteydi. Bakın arkadaşlar bu bir aslı itibariyle mudaf fiil olduğu için emri hazırının muhatap emri hazırının tekil sigasını iki şekilde görebiliriz. İnzamim
şeklinde de görebiliriz. İdgamme şeklinde, idgamla da görebiliriz arkadaşlar. İkisinin anlamı zaten aynıdır. İdgamim ya da idgamme, gördüğünüz gibi sen katıl anlamına gelir. İdgamma, ikiniz katılınız. İdgamu, sizler katılınız anlamındadır. Siz erkekler katılınız demektir. İdgammi, sen bayan katıl. İdgamma, siz iki bayan katılınız. İn vamimle siz bayanlar katılınız anlamına gelir arkadaşlar. Geliyoruz emri hazırdan arkadaşlar nehi hazıra. Laten vamim sen katılma anlamına gelir. Sen dahil olma diyebiliriz. Laten vamma siz ikiniz katılmayınız. Laten vammu sizler katılmayınız anlamındadır. Laten vammi sen bayan katılma. Laten vamma siz iki bayan katılmayınız. Laten vamimle siz bayanlar katılmayınız demektir. Bakınız burada idgam burada gördüğünüz gibi çözüldü diyelim. Burada da çözüldü. Entünle'ye denk gelen kısımda da çözüldü. Ente'ye denk gelen kısımda da çözüldü ama diğerlerinde idgam devam ediyor. Onu ifade edelim. Evet, diğer bir fiilimiz ise inkade. Boyun eğdi, teslim oldu, kabul etti anlamına gelmekteydi. Bunun emri hazırı inkat gelir arkadaşlar. Emri hazırında iki tane şuradaki hemen Elif'i görebilirsiniz. Hatta burada da görebiliyorsunuz. Elif sakin. Bir önceki son harf sakin. İki sakin yan yana geldi. İllat harfi de düştü ya da düşürüldü öyle söyleyelim. İnkat arkadaşlar sen boyun eğ demek. İngada ikiniz boyun eğiniz, ingadu sizler boyun eğiniz anlamındadır. İngadi sen bayan boyun eğ, ingada siz iki bayan boyun eğiniz anlamındadır. İngadine siz bayanlar boyun eğiniz anlamındadır. Bakın entünneye denk gelen kısımda da ingatta olduğu gibi Elif ne yaptı? Düştü arkadaşlar. İltikai sakinliğinden dolayı diyoruz. Onu da ifade edelim. Evet, bunun emri hazır. Bu şekilde arkadaşlar inkadenin fiilimizin emri nehi hazır ise şu şekildedir. La tenkad sen boyun eğme anlamına gelir. La tenkada ikiniz boyun eğmeyiniz anlamına gelir. Burası da müzekkerdir. La tenkadu sizler boyun eğmeyiniz anlamındadır. La tenkadi sen bayan boyun eğme. Tabi buradaki sen bayan derken karşımızdaki muhataba emir verdiğimiz için ben onun anlaşılması adına böyle söylüyorum. La tenkada ikiniz boyun eğmeyiniz. La tenkadene siz bayanlar boyun eğmeyiniz anlamına gelmekte gördüğünüz gibi. Diğer bir fiilimiz ise arkadaşlar incela, parladı, gözüktü, ortaya çıktı anlamlarına gelir. Zaten inkeşefe ile yakın anlamlıdır diyoruz. Emri hazırı inceli oldu. Sonundaki ne yaptı? Sakineyn illet harfi düştü arkadaşlar. Sakin olduğu için illet harfi düştü. İnceli. Sen ortaya çık diyelim buraya da. İncela ikiniz ortaya çıkınız. Gözükünüz inceli. Sizler ortaya çıkınız gözükünüz anlamına gelir. İnceli sen bayan ortaya çık. İnceli ya iki bayan siz ortaya çıkınız. İnceli ne? Siz bayanlar ortaya çıkınız. Gözükünüz anlamındadır. Emri hazırından devam ediyoruz. Nehi hazırına arkadaşlar. Latenceli sen gözükme. Latencele ya. Latenceli ya siz ikiniz gözükmeyiniz. Latencelu sizler gözükmeyiniz anlamındadır. Şurayı bir evet, latenceli sizler gözükmeyiniz anlamındadır. Latenceli sen bayan gözükme. Latenceli ya siz iki bayan gözükmeyiniz. Latenceli ne siz bayanlar gözükmeyiniz, ortaya çıkmayınız diyebiliriz. Diğer bir fiilimiz ise bu alıştırmamızda inzivadır. Biz bu inzivaya inzivaya çekildi anlamını verdik arkadaşlar. Bunu görüyoruz. Bir kenara çekildi. İnsanlardan uzaklaştığı gibi anlamlara gelen bir fiildir. Bu fiilimiz de inziva anlamından hareketle bunu da yine konuşalım. İnziva, inzevi gelir emre hazırı.
Sen inzivaya çekil diyebiliriz buraya. İnzivi tabii ki burada yağ var idi. Yağ düştü sakin olduğu için. Ama illet harfi olması hasebiyle sakin bulunmasından hareketle düştü. Eğer illet harfi olmayıp yine sakin olsaydı düşmeyecekti. Tıpkı arkadaşlar burada inzamimde ya da ingalipte, inkeşifte olduğu gibi. Evet, inzevi dedik sen inzivaya çekil, inzeviya siz ikiniz inzivaya çekiliniz, inzevu siz erkekler inzivaya çekiliniz anlamındadır. İnzevi sen bayan inzivaya çekil, inzeviya siz iki bayan inzivaya çekiliniz, inzevi ne siz bayanlar inzivaya çekiliniz demektir. Bu fiilimizin ise emri hazırı böyleydi. Nehi hazırı ise la tenzibi şeklinde görmekteyiz. La tenzibi sen inzivaya çekilme, la tenzeviya siz ikiniz inzivaya çekilmeyiniz, la tenzevu sizler inzivaya çekilmeyiniz. La tenzibi sen inzivaya efendim çekilmezsen bayan, la tenzeviya siz iki bayan inzivaya çekilmeyiniz, la tenzevine siz bayanlar İnzivaya çekilmeyiniz ya da siz ayrılmayınız, uzaklaşmayınız gibi ifade edebiliriz. Tabii bu fiilleri ya da özellikle fiilleri arkadaşlar bağlam cümlede kullanıldığından hareketle nasıl kullanıldı önemli. Onu söyleyelim. Orada anlam daha da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir de biz bu fiillere biz hep kök anlam üzerinden anlam vermeye çalışıyoruz. Ve bu anlam verirken de kendi dilimizdeki anlamlardan da hareket ediyoruz ki kendi dilimizde nasıl anlaşılıyorsa ya da anlaşılması gerektiğini hep göz önünde bulunduruyoruz. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Evet, dersi burada noktalıyoruz. Bir başka dersimizde o bir başka dersimizde dördüncü alıştırma olacak. Dördüncü alıştırma dersinde arkadaşlar görüşmek üzere. Ben hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalınız.